İlk Söz'e hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 13 Temmuz günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya başladık. Birazdan size bu haftanın özetlerini aktaracağım ama onun öncesinde haberlere bakalım bir. Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. 19 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 212.993, can kaybı 5.363'e yükseldi. 1298 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 194.515 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından tedbirlere daha fazla uyma çağrısında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 1 milyon yazılımcı projesi için yapılan başvuru sayısının 630.097'ye ulaştığını duyurdu. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Bakan Albayrak, 1 milyon yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam dedi. Otomotiv üretimi ilk yarıda %29 daraldı. Otomotiv Sanayi Derneği 2020'nin ilk yarısına ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre %29 azalarak yaklaşık 519 bin, toplam otomotiv ihracatı da adet bazında %37 azalarak 402 bin düzeyinde gerçekleşti. 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödenecek açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, ikramiyelerin emekli aylıklarıyla birlikte hesaplara yatırılacağını duyurdu. Barolara ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre 5000'den fazla avukat bulunan illerde askeri 2000 avukatla baro kurulabilecek. Şimdi bakalım bu aslında bu hafta hangi önemli veriler var, hangi önemli başlıklar var. Bugün pazartesi itibariyle sanayi üretimi gelecek. Türkiye'nin Mayıs ayı sanayi üretimi bu. COVID-19 vakaları Mart'ta başlamıştı. Mayıs verisine bakacağız. Bir düzelme var mı? Çünkü Mart-Nisan ayında bütün dünyadaki veriler bozulmuştu. Mayıs'a toparlanmaya gitmişti. Bakacağız. Yine bugün Mayıs ayı ödemeler dengesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın Temmuz ayına ait beklenti anketi gelecek. Yine Hindistan'da Haziran ayına ait enflasyon rakamını alacağız. Amerika'da Pepsi'nin ikinci çeyrek bilançosunu bekliyoruz. Polonya'da seçim sonuçları gelecek. İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve New York Fed Başkanı Libor konulu bir webinara katılacaklar. Beraber katılacaklar ve Brexit görüşmeleri de Brüksel'de devam ediyor. Yine salıya döndüğümüzde Türkiye'ye ait Haziran ayına ait konut satışları gelecek. Almanya'nın Temmuz ZİV endeksiyle Amerika'da Haziran ayı tüfe gelecek. Singapur'un ikinci çeyrek büyüme rakamını bekliyoruz yine ve Japonya'da da Mayıs sanayi üretim verisi var. Çarşamba gününe geldiğimizde Türkiye'de piyasalar Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapalı olacak ama yurt dışı piyasaları açık. Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplantısını bekliyor olacağız. Yine çarşamba günü Goldman Sachs'ın bilançosu gelecek. İkinci çeyrek bilanço, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz çarşamba günü. OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısı olacak ve Philadelphia Fed Başkanı Harker'ın konuşması olacak. Yine çarşambaya döndüğümüzde İngiltere'de enflasyon, Güney Afrika'da Mayıs ayına ait enflasyon gelecek. Yine Amerika'da Haziran ayına ait sanayi üretim ve kapasite kullanım oranlarını bekliyor olacağız. Çarşamba günü ayrıca Kanada'nın faiz kararı gelecek. Amerika'da da Fed'in 5 kitabı açıklanacak. Perşembe günü geldiğimizde ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde faiz kararı sonrasında basın toplantısı yapacak. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var Perşembe günü. Bundan sonra Lagarde'ın konuşması önemli olacak. Çin'de ikinci çeyrek büyüme rakamlarını bekliyor olacağız. İlk okuması olduğu için oldukça önemli. Yine Çin'de Perşembe günü Haziran ayına ait sanayi üretim ve perakende satışlar verisini bekliyor olacağız. İngiltere'ye döndüğümüzde Haziran işsizlik başvuruları verisi var. Bloomberg HT'nin tüketici güven endeksini yine bekliyor olacağız. Yine her perşembe olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaş başvuruları verisi olacak. Yine perşembenin bir başka önemli gündem maddesi ise Netflix. Netflix bilançosunu açıklıyor perşembe günü ikinci çeyrek. Tabii Nasdaq'ı da takip ediyor olacağız. Chicago Fed Başkanı Evans'ın konuşması var. Cuma'ya hızlı bir şekilde gelelim. Brüksel'de iki gün sürecek zirve, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Oldukça önemli bu 750 milyar euroluk paketi konuşacaklar. Detayları aktaracağım birazdan. Yine İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasını bekleyeceğiz. Amerika'da Microsoft, eBay gibi büyük firmaların ikinci çeyrek bilançoları gelecek. Türkiye'de Mayıs ayı konut fiyat endeksini, yine Euro bölgesinin enflasyonunu bekliyor olacağız.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ABD Michigan Üniversitesi'nin tüketici güveni gelecek. Veriler böyle. Hemen bakalım Borsa İstanbul nasıl kapattı. Şimdi Cuma günü %0.8'lik bir kayıpla kapattı. 114.808 seviyesinden. Biraz detay verecek olursak işlem hacmi 22,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksinde kayıp görüyoruz %0.9 oranında. Holding tarafında %1.78'lik bir değer kaybı var. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1.68'de iletişim oldu. En fazla gerileyen ise %5.8'de spor endeksi olduğunu söyleyelim. Şimdi teknik olarak analistlerin beklediği yukarıda 116.500 önemli direnç seviyesi. Altta destek seviyesi ise altta 112.500 deniliyor analistlerin belirttiği üzere. Şimdi bu hafta aktardım size çarşamba kapalı piyasalar ama dünya açık ve o gün oldukça önemli veri trafiği gelecek bize. Şimdi birazdan konuğumuzla da konuşacağız aslında işsizlik verileri de geldi Türkiye'de. 112.8'e gerilediğini gördük. Alt detayında kırılımlarda neler var birazdan konuğumuzla konuşacağız. Bu hafta geneline baktığımızda borsanın kaybettirdiğini, altın ve dövizin kazandırdığını ifade edelim. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda %0.8 değer kaybetti. Altının gram satış fiyatı %1.79, dolar TL %0.01 ki dolar TL zaten 4. haftaya giriyor artık yatay hareketlerine. Euro TL'de %0.62'lik bir değer kazancına sebebiyet verdi. Şimdi biz bakalım tahvil faizlerinde bu hafta tahvilleri çok etkileyecek yurt içinde bir veri gündemi yok. 2 yıllık tahvillerde %10.31 seviyesini görüyoruz. Aslında bu 9'lardaydı. Cuma günü itibariyle yukarı doğru hareketlenmeye başladı. 10 yıllıklarda ise aslında 2 yıllığa göre sabit diyelim. 12.75. Burada uzun vadelerde çok ciddi bir oynama görmüyoruz ama geçen hafta 2 yıllıklarda %10'un üzerine attı. Hemen döviz tarafına da bakacağız. Şimdi dolar TL tarafını az önce de belirttiğim gibi 4. haftaya giriyoruz yatayda. 0.03 yani bir değer kazancı kaybı diyemeyeceğim yatay. 6.86-39 seviyesinde işlemler bu arada. Geçen hafta banka istatistikleri açıklandığında 900 milyon doların üzerinde bir satış olduğunu gördük vadelilerde, döviz vadeli, dolar vadelilerde. Bu haftaya da bakacağız. Euro tarafı daha hareketli aslında tabii. Bunun en önemli nedeni Euro dolar paritesindeki hareket. Avrupa Birliği liderler zirvesi olacağı için bu hafta sonuna doğru Euro dolar etkilenecektir. Bunun yanında tabii Brexit görüşmeleri de Euro dolar paritesi üzerinde etki yaratıyor. Euro'yu söyledik 7.78 onlarda sepet kurda da yatay bir başlangıç var. Dolar endeksi geçen haftadan bugüne 97'nin altında işlemlerine devam ediyoruz. Dolar aslında tüm dünyanın genelinde biz sakin bir havada ilerliyor. Bazı sadece para birimine, daha doğrusu ülkelerin para birimlerine karşı hareketi var. Euro dolar paritesi 1.1327 seviyesinde dedik. Devam edelim biz bu arada Avrupa piyasalarına. Şimdi Avrupa piyasaları tarafında AB Konseyi 750 milyar euroluk kurtarma fonu kurulmasını teklif etti diye bir haber var. AB Konseyi Başkanı Avrupa Birliği'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinin 1 trilyon 74 milyar euro ve ekonomik kurtarma fonunun ise 750 milyar euro olmasını teklif ediyorum. Bu teklif üye ülkeler arasında dengeli bir uzlaşı sağlamayı amaçlıyor dedi. Aslında geçen hafta bu konuyla ilgili AB'nin yeni dönem başkanı Almanya'nın şansölyesi Merkel'in açıklamaları olmuştu. Uzlaşıyla gitmek arzusunda olduğunu ifade etmişti. Özellikle bu 750 milyar euroluk kurtarma paketiyle ilgili. Bu paketle ilgili bazı ülkelerin çekincesi var. Daha çok kuzeydeki ülkelerin diyebiliriz. Nedeni ise oraya katılacak para miktarıyla yardım edilecek ülke miktarından. Daha doğrusu hangi ülke ne kadar zarar gördü? Örneğin İtalya'ya daha fazla, Fransa'ya daha fazla yardım edilmesi öngörülüyor. Ama kuzey ülkeleri bunu çok hoş karşılamıyor diyelim. Avrupa tarafına baktığımızda yine bir konu var. ABD'den Fransa'nın dijital hizmet vergisine bir misilleme geldi. Ne yapmıştı Fransa? Amerikalı şirketlere vergi getirmişti. Bu dijital vergi. Detayına bakacak olursak dijital verginin. Şimdi Fransa'da hayata geçirilmişti dijital hizmet vergisi. ABD buna karşı çıkıyordu. Ayrımcı bir uygulama ve ABD'nin ticaretini kısıtlıyor demişti. Bununla ilgili bir soruşturma da başlatmıştı. Fransa'da bu vergiden en fazla etkilenen şirketler arasında Google var, Facebook var, Apple var, Amazon var. Bunun gibi teknoloji şirketleri dolayısıyla ABD piyasaları üzerinde de etkili bir haber akışı. ABD ne yaptı peki Fransa'nın bu
vergi, dijital vergi getirmesine, yaklaşık 1,3 milyar dolar değerindeki Fransız ürünlerine %25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. 1 Ocak tarihinde başlayacak bu vergilendirme, %25 yüksek bir rakam. Birazdan konukla da değerlendireceğiz. Vergi savaşları mı var alttan alttan pandemi döneminde diye. Şimdi Avrupa tarafında aslında Türkiye biraz negatif ayrıştı Cuma günü. Avrupa tarafı primli kapattı. Londra'da 6000 üstünde işlemler sonlandı. %0,76'lık bir primle. Paris'e döndüğümüzde Fransa karanlıkta %1,01'lik bir prim var. Almanya tarafında %1,15'lik bir prim görüyoruz ve İtalya'da MIP endeksinde %1,34'lük bir prim var. Endeks 19.767, 20.000'in altında ama 20.000'in üstüne de atmıştı. Bu arada dünya genelinde COVID-19 sayısı hızla artmaya devam ediyor. En son Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin günlük vaka sayısı 66.000'i geçmiş durumda. Ciddi rakamlar. Eyaletler açılmıştı ama yavaş yavaş kapanmaya ya da bu açılımların biraz daha daraltılmasına dair haber akışı da var. ABD endekslerine gelelim. Şimdi ABD'de endeksler COVID-19 tedavisine yönelik olumlu haberlerle yükselişle kapattı. Biraz detay vereceğim size. ABD ise senetleri haftanın son işlem gününde toparlanma yaşadılar. Aslında genel olarak geçen hafta Türkiye'de dahil olmak üzere acaba dünya borsalarında bir düzeltme mi başladı diye konuşuluyordu. Fakat bu COVID-19 hikayesi çok yakından takip ediliyor. Vaka sayısı dünyada ülke ülke artıyor. Özellikle Amerika'da, Brezilya'da, yani Amerika kıtasında ciddi artışlar var. Avrupa'da da keza aynı şekilde. Bakalım Dow Jones'a %1,44'lük primle kapanış yaptı. 26 bin üzerine tekrar attı. Geçen hafta satışlar gelmişti. 26 bin altına gevşemişti. S&P tarafında %1,05'lik bir prim var. Şimdi Nasdaq'ta aslında gene itibariyle Dow Jones'tan ve S&P'den daha fazla prime sahip yaklaşık 3 aydır ama az önce bahsettiğim ABD-Fransa arasındaki vergi gerilimi ve tabii etkilenecek olan firmaların teknoloji firmaları olması nedeniyle görüldüğü üzere %0,66'lık bir prim yaptı. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ABD ve Çin ilişkilerinin ciddi hasar gördüğünü söyledi ve bu ülkeyle ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı. Şimdi bu önemli. Bu hafta muhtemelen konuşacağız bu konuyu. İlk faz zaten tam imzalandı, uygulanmaya başlayacaktı. Salgın başladı ve ABD-Çin arasındaki ilişkiler aslında oldukça gerildi. Bilindiği üzere bu salgını yayanın Çin olduğunu söylemişti Amerika'da Başkan Trump. Ve Wuhan virüsü, Çin virüsü adını kullanıyordu COVID-19'dan ziyade. Trump yapacağı bir dizi ziyaret için Florida'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birkaç detay vereyim ben size. Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Liu He 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin arasındaki birinci faz anlaşmayı imzalamıştı. Bugün Çin'le daha önce atılmamış çok önemli bir adım atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük açıklamasını yapmıştı Ocak ayında ve yakın gelecekte Çin'e gideceğini aktarmıştı. Fakat COVID-19 salgının çıkmasıyla birlikte Trump bu virüsü, Çin virüsü, Wuhan virüsü, Kung Fu gibi ifadelerle değerlendirmişti hatırlayacak olursanız ve sık sık Çin'i suçlamıştı bunun yayılmasıyla ilgili olarak. Ve Trump Çin yanlısı olarak suçluyordu Dünya Sağlık Örgütü'nü ve Dünya Sağlık Örgütü'nden de çekildi bu arada. COVID-19'dan en fazla etkilenen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD'de 3.250.000 kişi virüse yakalandı. 136.000'den fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. 3 milyon yüksek bir rakam. 320-330 milyon bir nüfusa sahip Amerika Birleşik Devletleri. Vadelerle devam edelim bu arada. Bakalım bu sabah nasıl başlayacağız. Gerçi Trump'ın bu açıklamalarının piyasa üzerinde etkisini şu an görmüyoruz. Yine bir taraftan COVID-19 ile ilgili olumlu haber akışı anladığımız kadarıyla piyasalar daha fazla gözünü oraya dikmiş durumda. Dow Jones vadeli de %0,58'lik bir primle işlemler devam ederken Nasdaq vadeli %0,4 ve S&P vadeli %0,5'e yakın işlemlerine devam ediyor. Sabahın bu saatinde 7 çeyrek itibariyle diyelim. Asya tarafına geçeceğiz. Şimdi Asya'da bir haber vardı aslında. Neydi o? Cuma günü Çin'in Merkez Bankası yetkilileri Mandarin dilinde bir açıklama yaptılar. Bu açıklamaya göre Çin diyor ki teşviklerimize, yani çok yüklü bir şey teşvik yapmıştık. Bunlara daha az ihtiyaç duyabiliriz diyor. Ve faizlerle ilgili olarak genel olarak ekonominin seyrine bakarak kademeli olarak aşağı çekmeliyiz diyor. Şimdi bakalım Asya tarafına. Asya'da Tokyo'da biz geçtiğimiz haftalarda gelen verilerde iyimser bir veri görmedik.
Japonya'da. %1.88 primle Nikkei endeksi devam ediyor. Şangay tarafında %1.27'lik bir prim var. Hang Seng'de %0.9, Güney Kore Kospi'de %1.52. Şimdi asıl soru burada, bütün borsaları verdim size. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız o satışlar bir düzeltme miydi? Düzeltmenin başı mıydı? Yoksa bir kısa günlük bir düzeltmeyle tekrar yönünü yukarı mı aldı? Dünya piyasaların tamamına bakacak olursak. Bu hafta cevaplanması gereken soru anladığımız kadarıyla bu haber akışı da etkili olacaktır, ama bugüne baktığımızda bütün vadeliler ve Asya piyasalarının yeşilde olduğunu görüyoruz ve bu primler de yüksek, küçük primler değil. Şimdi emtia tarafına da bakacağız. Altında tabii geçen hafta 1818 görmüştü. 2011'den beri gördüğü en yüksek seviye olarak ifade edelim bu seviyeyi. Gümüş tarafında %0.9'luk bir prim var. Petrol tarafı aslında geçen hafta dikkat çekiyordu. Şöyle, Brent petrol 43 doların üzerine atmıştı. 2 gün dayanabildi. Tekrar geriledi. 43 dolarda önemli bir direnç oluşmuş gibi gözüküyor. Brent petrol için konuşuyorum. NYMEX 40 doların üzerinde tutunmaya çalıştı, ama yine geçen hafta cuma günü, perşembe cuma günü 40 doların altına gerilemişti. Biz bu sabah baktığımızda yine 40 dolar 21 sentte görüyoruz onu. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 17 haftadır azalıyor diye bir önemli haber var. 17 haftadır üst üste azalma gösterdi. Petrol endüstrisinin görümünü gösteren ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge olarak kabul ediliyor bu sondaj kuleleriyle ilgili bilgi. Sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet azaldı. Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17 haftadır üst üste düşüyor. Zaten orada depolar da yetmiyordu. Dolayısıyla petrol üzerinde arz kaynaklı bir baskı olduğunu da söyleyelim. İran'dan Petrol Bakanı'ndan bir açıklama geldi. İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak diyor İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zengene. ABD yaptırımları nedeniyle diyor petrol üretiminin düşük olduğunu söylüyor ve İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak açıklamasını görüyoruz. Devlet televizyon haberine göre Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Yaran petrol bölgesinin geliştirilmesi için İran Petrol Bakanlığı ve İranlı Persiye şirketi bir anlaşma imzaladılar. Anlaşma sonrasında böyle bir açıklama geldi. Biz geçen hafta da gördük İran'dan bu tarz açıklamalarda. Petrolle ilgili Amerika'dan da Trump'ın da açıklamaları vardı. Aslında petrolü konuşmaya biz belli ki devam edeceğiz. Şimdi veriler ve haber akışları böyle. Birazdan konukla konuşacağız. Konuğumuzda Gizem Öztok Altınsaç'ta detaylandıracağız bunu. Ama öncelikle bir Avrupa'ya gidelim. Ceren Londra'dan bize aktarsın. Dünyada artan vaka sayılarına rağmen koronavirüs tedavisine ilişkin gelen olumlu haberler ve Avrupa'dan gelen pozitif verilerin yarattığı iyimserlikle Avrupa borsaları haftanın son işlem günü %1 civarı yükselişlerle tamamladı. Veriler cephesinde Avrupa'da hem Fransa hem de İtalya'da Mayıs ayı sanayi üretim verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İtalya'nın sanayi üretim Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %42'lik artış gösterdi ve beklentilerin neredeyse 2 katı seviyesinde gerçekleşirken Fransa'da sanayi üretim Mayıs'ta %19,6 ile beklentileri aştı ve verilerin pozitif gelmesi ekonomik toparlanmanın daha hızlı olacağı algısını güçlendirdi piyasalarda. Gözler bu hafta Cuma günü Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde olacak. Çünkü orada 750 milyar euroluk toparlanma fonu ve bütçe konusunda liderlerin anlaşıp anlaşmayacağı en büyük merak konusu piyasalarda. Avrupa Konseyi Başkanı Michel'den gelen açıklamaları takip ettik. Ve liderleri artık bir an önce anlaşmaya çağırdı bu yaz dönemi içerisinde Temmuz ayında. Michel bir sonraki birlik bütçesinin 1.74 trilyon euro olmasını önereceklerini belirtti. Ve yeni Avrupa Birliği teklifinin güçlü olduğunu fakat anlaşmadan önce müzakerelerin oldukça zor geçmesini beklediğini de sözlerine ekledi. Aynı zamanda anlaşması Brexit riskine karşı ise konsey 5 milyar euro rezerv ayırmayı da önerecek. Bir de New York'a gidelim. Melike Ayan karşımda. New York'tan selamlar. ABD borsaları Cuma'yı ve geçen haftayı kazançlı bitirmeyi tercih etti. Bu bir alım fiyatlamasıydı. Cuma günü sabahı itibarıyla Gilead Sciences'in Remdesivir isimli antiviral bir ilaçla ilgili olarak raporu borsa yukarı taşıdı. İyimserlikti tam anlamıyla ama yine de önemliydi. Zira koronavirüs ağır hastalarında ölüm oranını %62 indirdiğini gösteren bu rapor büyük bir yankıyla karşılandı, hisseyi de yukarı çıkardı. Dow Jones 350 puan birden kendini yukarı atarken
gelen veriler ve haberler o kadar iyiydi, değildi. Mesela Trump'ın ikinci ticari aşama ve anlaşması mümkün olmayabilir demesi, Çin'in ABD yaptırımda bulunacağını ilan etmesi ve onun yanında toptancı fiyatlarının üfenin de %0,2 düşmesi gözlenen çok da olumlu haberler değildi. Petrol fiyatları kendi yukarı taşıdığı için enerji hisselerinde de yukarı çıkış gördü. 40 doları ve varil başına 40 doları da geçti petrol. JP Morgan, Goldman Sachs önderliğinde Dow Jones'da 300 puanı da geçen, 350 puanı da geçen bir yukarı çıkış vardı. Ve böylece haftayı da günü de Dow Jones'da, S&P 500'de, Nasdaq'ta toplu bir şekilde artıda kapattı. Diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. İşsizlik açıklandı. TÜİK Mayıs ayına, Nisan ayına ait işsizlik verilerini açıkladı. Oran %12,8 seviyesinde gerçekleşti. İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettiği Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan 2020 döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. Pandeminin en yoğun hissedildiği Nisan döneminde işsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla %12,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir ay uzatılan işten çıkarma yasağının sona ereceği 17 Ağustos tarihinden itibaren verilerin işsizlikle ilgili tabloyu daha net ortaya koyması bekleniyor. Nisan döneminde tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla %14,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise Nisan 2020 döneminde bir önceki yılın yine bu dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4,9 puanlık azalışla %41,1 oldu. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İş gücü 2020 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın yine bu dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi olurken, iş gücüne katılım oranı ise 5,7 puanlık azalışla %47,2 olarak gerçekleşti. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın yine bu dönemine göre 1,2 puanlık artışla %24,4, istihdam oranı ise 7 puan azalarak %26,1 oldu. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın yine bu dönemine göre 5,7 puanlık artışla %29,1 seviyesinde gerçekleşti. Ankara'da gündemi nasıl diye bakacağız. Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak. Görüşecekleri konuda Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu'na ilişkin düzenlemelerle ilgili yargı paketi. Bir dinleyelim haberi. Arkasından Gizem Öztok Altınsaç'la devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na Önce Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu'nda düzenlemeler içeren yasa teklifi, ardından da yargı paketi ele alınacak. Çarşamba günü 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni yapılacak. Sayın Özgüneş. Meclis çoklu baro teklifinin yasalaştığı uzun ve tartışmalı oturumların ardından yeni haftaya hazırlanıyor. Genel kurul salı günü toplanacak. Askeri alanda düzenlemeler içeren yasa teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre astsubayların yaş haddi 55'ten 60'a kadar uzatılabilecek. Astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş haddi de artırılacak. Disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası disiplin amirleri tarafından da verilebilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlerin hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilecek. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda değişiklik yapan yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından hukuk davalarına ilişkin yargı paketinin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer, üstün bir menfaati varsa duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak. Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulacak. Kadastro Mahkemesi'nin verdiği kararlara karşı miktar veya değere bakılmaksızın istinaf veya temyize gidilebilecek. Mecliste çarşamba günü de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz anıtı önünde anma töreni düzenlenecek. Evet, Gizem Öztok Altınsaç, her pazartesi olduğu gibi karşımda. Gizem, günaydın, iyi haftalar dileyerek işsizlikle başlayalım istersen. Biraz yorumlayalım işsizliği, sonra diğer konular, konu başlıklarımız da var, Trump'ın açıklamaları örneğin.
Evet, yani işsizlik verisi geldi, bir düşüş görüyoruz Deli, ama veriye bir miktar daha metodolojik olarak farklılaşarak bakmakta fayda var. Gene TÜİK'in paylaştığı rakamlar var biliyorsun. İş gücüne dahil olmayan, şu anda iş arayışında bulunmayan yaklaşık 4,5 milyonluk bir kişi var Türkiye'de. Bunları da dahil ederek bir hesap yaptığımızda aslında tam anlamıyla gerçek işsizliğe ulaşıyoruz. Biraz daha bizim geniş tanımlı işsizlik dediğimiz rakama ulaşıyoruz. O da aslında Türkiye'de bu rakamın yaklaşık %24'lere yakın olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla birazcık daha dar tanımlıdan ziyade geniş işsizlik tanımına bakmakta fayda var. Bir miktar tabii ki de iş gücüne katılım düşüyor. Veride farklılaşan durumlar var. Onu yakından takip ediyoruz. Ağustos sonrasında bu destek paketleri biterse eğer bir tur daha destek paketi gelmezse işsizlik rakamlarının nasıl evrileceğine de bakıyoruz. Çünkü maliyet artışları var reel sektörde ciddi anlamda. Bunun bir kısmını da enflasyon rakamlarında gördük zaten. Dolayısıyla işsizliğe dair yorum yapmamız için hem bu desteğin birazcık kalkması lazım. Eylül, Ekim, Kasım daha kolay, daha net doğru rakamları göreceğiz. Hem de demin bahsettiğim gibi aslında metodolojik olarak şu anda işsiz sayısına dahil olmayan ama gerçekten işsiz olan, arayışta bulunmayan veya dediğim gibi tanımlamada farklılaşan yaklaşık 4,5 milyon kişi var. Bunu da dahil ederek baktığımızda %24'e yakın bir işsizlik rakamı olduğunu da geniş tanım olarak bakarsak söylememiz daha doğru olur. Şimdi bu hafta da mesela bugün sanayi üretim verisini bekliyor olacağız. Perakende satışlar. Bu hafta aslında veri trafiği yoğun. Daha doğrusu önemli veriler gelecek. Bugün sanayi üretiminde ne beklersin? Mayıs ayına ait bir veri olduğu için acaba bir toparlanma başlamış mıdır sence? Mayıs ayı verileri perakende satışlarda da sanayi üretiminde de aslında hala daha daralmaya işaret edecek. Fakat Nisan ayı verileri kadar kötü olmayacak. Örneğin sanayi üretimi %30 daralmıştı yıllık. Şimdi gelecek olan sanayi üretimi muhtemelen %20 civarında bir daralmayı işaret ediyor olacak. Daralma azalıyor fakat devam ediyor. Bu da bizi yılbaşından bu yana sanayi üretiminde yaklaşık %7'lik aslında ekonomide toplamda ilk 5 ay %7'ye yakın bir daralmaya götürüyor olacak. Zeli, Haziran ayı rakamları bir miktar daha iyi. Onu da PMI'lerden ve birazcık da ihracat rakamından takip ediyoruz. PMI çok iyi gelmişti. Örneğin Haziran ayı için sanayi üretiminin artı bir rakam geleceğini gösteriyor. Fakat onun öncesinde Mayıs'ı göreceğiz. O da gene %20 yıllık yüklü bir daralmaya işaret ediyor. Ama hatırlayalım, Nisan ayında %30'a yakın daralmalar görmüştük yıllık sanayi üretimi tarafında. Perakende satışlarda Nisan'da %20'ye yakın bir daralma vardı. Mayıs'a da muhtemelen o daralma devam edecektir. Ama azalarak devam edecektir. Yani bizim gerçek anlamda İyi, bu V şeklinde dediğimiz şeklen konuşmayı da çok doğru bulmasam da hani bakıldığında PMI'de gördüğümüz hareketin benzerini ancak Haziran verilerinde göreceğiz. Artı bir de cari dengemiz gelecek. Bence sanayi üretimi kadar önemli bir veri bu haftaya ait. Türkiye bayağı veri yoğun bu hafta. Orada da cari açığın genişleyerek devam ettiğini görüyoruz. Yani 12 aylık rakamımız açık. 3 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkacak muhtemelen. Aylık bazda 4 milyar dolara yakın açık vermemiz söz konusu. Yılbaşından bu yana ilk 4 ay 13 milyar dolarlık cari açığımız vardı. Bu da muhtemelen 17 milyar dolar civarlarına gelecek. Ama bizim verilerdeki gerçek gidişatı görmemiz için birkaç aya daha ihtiyacımız var. Haziran, Temmuz, Ağustos. Hem sanayi üretimi için hem cari açık için de. Yani cari açıkta 25 milyar dolarlara mı gidiyoruz ve belki daha üstüne mi gidiyoruz? Yoksa biraz böyle 20-25 milyar dolar arasında biz bunu kontrol edebilecek miyiz? Çünkü ihracat rakamları da ilk 5 ay kötü olmakla birlikte Haziran ayında bir miktar toparlanmaya düşündüğümüzden daha iyi bir toparlanmaya da işaret ediyor. Şimdi bu haftada yine yoğun veri trafiği var derken Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı olacak. Ve Cuma'dan sonra da AB Liderler Zirvesi bütçeyi ve 750 milyar euroluk sonra da arttırılan 1,3'e çıkarılan trilyon euroluk paketi görüşecekler. Şimdi
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da sonra biz basın toplantısı bekliyoruz. Avrupa tarafında senin beklentin nedir? Sanki böyle bu hem Brexit konusu hem bu bütçe görüşmeleri hem de bu paket, ekonomik yardım paketi biraz gerebilir mi Avrupa tarafına? Şimdi aslında bizi daha çok çarşamba günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısından ziyade Cuma günü olacak olan Avrupa Zirvesi, Komisyon Zirvesi bizi daha çok ilgilendiriyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan çok ekstra bir hareket beklenmiyor açıkçası Zeliha. Yani bu 650 milyar euroluk paket zaten 1.350'ye yani 1.3 4 trilyon euroya kadar çıkarılmıştı. O hareket geldi geçen toplantıda. Faiz tarafında kademelendirme olur mu? Yani onu birazcık izleriz ama esas senin bahsettiğin gibi önemli olan bu Avrupa pandemi yardım programının paketini Cuma günkü zirvede tartışılacak olması. Biliyorsun daha önce de tartışılıyordu ama Temmuz ortasına kalmıştı bu zirve. Kuzey ülkeleri değil mi? Frugal Four dediğimiz, tutumlu dörtlü dediğimiz, içinde Avusturya, Hollanda vesairenin de bulunduğu bölgeler bir miktar ayak diriyorlardı Merkel Macron planına. Güney ülkeleri daha çok destekliyordu. Şimdi yavaş yavaş Merkel'in de dizaynında yer aldığı bu paket Cuma günü muhtemelen kabul edilme ihtimali var. Orada da tartışılan konu bunun ne kadarı hibe olacak, ne kadarı kredi olacak, bu bir miktar ciddi anlamda tartışılıyor. 750 milyar euroluk bir paket biliyorsun. Bunun yaklaşık 450'si aslında hibe olabilir mi diye konuşuluyor. Birazcık oralarda bir karışıklık vardı. Paketin bu hafta kabul edilmesi de çok muhtemel. Yani aslında biliyorsun Ağustos'ta kapalı bölge. Onun öncesinde Merkel paketin gerçekten geçmesi gerektiğini söylüyor. Lagarde'ın da mesela çarşamba günkü konuşmalarında buna yönelik mali politikalara, mali birlik olma yolundaki politikalara dair terkinlerini bence duyacağız. Bu arada da bunun beklentisiyle parite bir miktar bu hafta yukarı yönlü hareket edebilir. Yani 1.13'lerin üzerinden daha yukarı euro lehine bir seviye görme ihtimalimiz var. Çünkü paket sadece paket olarak değil, Avrupa'yı muhtemelen mali birliğe götürmesi muhtemel bir adım olarak da nitelendirilecek. Tabii kabul edilirse, bu arada da kabul edilmesi bekleniyor, onu da söyleyeyim. Bence esas gündemimiz bu olur Avrupa'da bu hafta. ABD tarafında da biliyorsun zaten hani kar sezonu başlamış durumda. Evet, şimdi otomotiv üretimiyle ilgili birkaç rakam da geldi. OSD açıkladı bunları. Otomotiv Sanayi Derneği 2020'nin ilk yarısına ait rakamlar. İzleyelim bir Gizem, arkasından bu otomotiv sektöründe de bir iki cümle alacağım senden. Türkiye'de traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre %29 azalarak yaklaşık 519 bine geriledi. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı da adet bazında %37 azalarak 402 bin düzeyinde gerçekleşti. Otomotiv Sanayi Derneği 2020'nin ilk yarısına ait üretim ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Covid-19 salgını önlemleri nedeniyle Mart ve Nisan'da üretimlerine kademeli olarak ara veren OSD üyelerinin tamamı, Mayıs'ta yeniden üretime başladı ve Haziran'da üretimlerini kademeli olarak arttırdı. Normalleşme sürecine devam eden otomotiv sanayisinin yılın ilk yarısındaki kapasite kullanım oranı %52 seviyesinde gerçekleşti. 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında %30, euro bazında ise %28 azaldı. Yılın ilk yarısında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla %36 daralırken ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma %17, hafif ticari araç grubunda ise %37 oldu. Aynı dönemde toplam ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %31, hafif ticari araç pazarı %30 ve ağır ticari araç pazarı %37 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise Ocak-Haziran döneminde ticari araç pazarı 2017'nin %46 gerisinde kaldı. Şimdi bizim için, yani Türkiye için otomotiv, konut, bu sektörler oldukça kritik, ihracat açısından da çok kritik sektörler. Biraz toparlanmaya başladı gibi deniyordu zaten. Hatta ikinci el otoda rakamlar çok arttı. İşte sıfır araçlar gelecek, üretilmeye başlanacak deniyor. Sektör açısından bir iki cümle de alalım Gizem senden. Çünkü bu otomotiv sektörünün yan kolları çok fazla doğal olarak, yan sanayisi ve ekonominin
çok büyük genelini, çok büyük tarafını etkiliyor. Ne dersin? Aynen bahsettiğin gibi yani hem ihracat rakamlarını hem sanayi üretim rakamlarını etkileyen bir sektörümüz otomotiv sektörü bu anlamda bakıldığında. Şimdi Haziran ayı verisinde bir miktar toparlanma olsa da Temmuz'u göreceğiz. Ardından yeniden Ağustos'ta tatile girecek sektör fabrikalar açısından bakıldığında. Dolayısıyla birazcık böyle zorlu bir üç çeyrek geçirmiş olacak bizim otomotiv sanayimiz. Zaten yılbaşından bu yana da %30-35'e yakın bir daralma var üretim tarafında. Bu birazcık da arz kesintisi manasına geliyor. Bazı fiyatlamalarda bunun etkisi var bu arada. Sektörün bu şekilde arz tarafında bir şok yemesinin. Fakat otomotiv fiyatlarında aynı şekilde mesela taşıt kredilerinin de çok ciddi inmelendiğini görüyoruz. Keza demin söyledim. Konut kredilerinde de belli teşvikler var. Bu da gene konut kredilerinde çok yüklü ivmelenmenin gerçekleşmesiyle de sonuçlanıyor. Özellikle son 3 haftadır bu tarz bir hareket görüyoruz biz. Benzer şekilde mesela bireysel kredilerde, tüketici kredilerinde yani baktığımızda yılbaşından bu yana Mayıs sonuna kadar 60 milyar TL'lik artış varken son 2 aylık yani 1,5 aylık vadede neredeyse 2 katına çıkmış bir artış olduğunu görüyoruz. Yani hem talep tarafından destekleniyor faizler ve kredi teşviğiyle hem de arz kesintisi var. Bunların hepsi de bu fiyatları yukarıya doğru ittiriyor. Bu enflasyonla ilgili kısmı Zeliha. Ama senin bahsettiğin iktisadi faaliyetle alakalı kısmında zorlu bir iki çeyrek geçirdik. Haziran'da güzel bir kıpırdanma var. Tüm verilerde olduğunu da anlıyoruz. Temmuz'da bence bu artarak da devam edecek. Ama dediğim gibi yılın tamamına bakıldığında hem sektör bazında hem de sanayi üretimi olsun, ekonomi olsun daralmadan bizi kurtarabilecek mi? Bence soru işareti. Ama şu görüşe de katılıyorum. Haziran ayındaki geri gelişler, sanayi üretimi, otomotiv, ihracat, PMI'ler bunlar beklediğimizden daha iyi. Bunun da altını çizmek lazım. Şimdi Fransa ve ABD arasındaki vergi konusu biraz buna da girelim. Acaba şöyle bir sabah haberlere yani hafta sonu haberlere baktığımda aklıma şu geldi. Acaba bu ülkeler bu vergi işini aba altından sopa olarak mı kullanıyorlar? Yeni savaşlarda zaten kullanılıyordu ekonomik savaşlarda vergi ama biz pandemi döneminde çok gördük bunu. Şimdi Fransa dijitale vergi getirdi. ABD soruşturma açtı, haksızlık dedi. Üstüne %25 1.3 milyar euroluk ürüne %25'lik ek vergi getirdi. Vergi getirdi daha doğrusu ve bunu 1 Ocak itibariyle uygulayacak. Şimdi bu vergi savaşları mı acaba diye düşünüyorum. Çünkü ülkeler içe kapanmaya başladı pandemi dolayısıyla kendi ekonomilerini doğal olarak daha fazla düşünüyorlar. Ne dersin bize? Doğru söyledin vergi savaşları mı derken ama ben biraz daha makro bakıyorum bu işe. Bu bir anlamda globalizasyonun anladığımız, bildiğimiz anlamda küreselleşmenin önce 2009 krizi ardından da 2020 pandemi kriziyle daha da hızlanarak devam edeceği anlamına geliyor bence. Bu yeni bir dönem iktisadi olarak bakıldığında dünya ekonomisi açısından. Bunun ilk adımlarını aslında biz pandemi öncesinde ABD-Çin, ABD-Avrupa ilişkilerinde görmüştük. Bunun birazcık Covid krizi sakinlesin daha da artarak yani o bildiğimiz anlamdaki globalizasyonun daha çok bölgeselleşmeye kayarak devam ettiği bir süreç olduğunu bence göreceğiz. Başında olduğumuzu düşünüyorum Zeliha bu sürecin. Kısa vadeli bakmıyorum ne bu dijitalleşme vergilerine, ne teknoloji alanında getirilecek olan vergilere, ne fikri mülkiyet hakları tarafında atılacak olan adımlara. Bunların hepsi bir bütün ve bence bundan sonra da devam edecek. Bunların hepsini de biz vergi artışlarıyla göreceğiz. Ve muhtemelen ilerleyen vadede ülkelerin bilateral agreement dediğimiz yani ikili ticaret anlaşmalarına yeniden adım attığı daha belirgin, farklılaşan ticari politikalar, dış ticaret politikalarının gündeme gelmesiyle birlikte değişen dünya düzeninin de içinde yer alacağımızı düşünüyorum. O yüzden geçici vesaire görmüyorum. Vergi savaşı olarak değil de küreselleşmenin boyut değiştirmesi, daha bölgeselleşme olarak nitelendirirdim ben. Yani vergi savaşından kastım aslında yanlış tabir etmiş de olabilirim. Şöyle, ülkeler kendilerini koruma altına aldıkları için
Onu dijital vergi uygulamaya başladığında diğer bir başka ülke tamam o zaman ben de buna vergi uygularım. Daha böyle kurmacı bir yapı gibi geliyor. Doğru aynen. Ama devamlı bekliyorsun sen değil mi? Bekliyorsun tabii. Böyle gidecek yani bu vergi işleri. Tabii bu korumacı politikalar bundan sonra artarak devam edecek. Yani dünyada bu sistem değişiyor ve bunu Covid hızlandırdı sadece. Yoksa biz 2009 sonrasında da buna adımlar atıldığına dair emareleri görüyorduk. Trump sonrası dönemde daha da net görüyorduk. Covid sadece bu korumacı politikaların uygulanmasını hızlandırmış bir süreç olabilir. Tıpkı teknoloji uygulamalarını nasıl hızlandırdıysa korumacı politika uygulamalarını da hızlandıracak bir süreç. Aynen katılıyorum. Peki şimdi piyasalar tarafına dünyadaki borsalarla Türkiye'de dahil olmak üzere reel sektörü aslında biraz konuşalım. Şimdi biz yayının başından beri işte otomotiv geliyor ama düzeliyor vesaire işsizlik istihdam konuşuyoruz ama piyasa tarafı bunları çok algılamıyor ya da istemiyor herhalde algılamak bilemiyorum. Dünya borsalarına baktığımızda hızlı bir toparlanma gördük. İşte geçen hafta biraz satışlar geldi Türkiye'de keza aynı şekilde. Sen ne diyorsun acaba piyasa biraz daha hızlı geleceği, daha ileri geleceği mi fiyatlıyor? Covid-19 işte tedavisi bulundu, aşısı bulundu. Bunu mu fiyatlıyor? Çünkü ya da bu paranın, mevcut paranın, parasal genişlemeler geldi. Gidecek başka alanı mı yok? Ne dersin? Aslında şuradan, sondan başlayalım. Var olan destekleme paketleri, değil mi? Neredeyse 10 trilyon dolara varmış bir mali destek paketi var. 6-7 trilyon dolara varmış bir ülke merkez bankaları paketleri var. Bunlar aslında varlıklara gidiyor diye düşünmüyorum ben. Ekonomide ciddi çukurlar oluştu. Ciddi daralmalar var. Net. Resesyon da çok derin dünyada. Bu çukurları doldurmaya gidiyor bu para. Dolayısıyla ben öyle varlıklara, hisselere vesaire bir kısmı kayıyor olabilir ama çok öyle bir yorum yapmazdım. Net ekonomiyi desteklemeye, o açılan büyük çukurları doldurmaya gidiyor ve gidecek de. Fakat bu süreçte piyasalar bence şunu da kutluyorlar. İlk başta açılmayı kutlamışlardı Zeliha. Şimdi de iktisadi faaliyetteki toparlanmalar düşündüğümüzden gerçekten çok iyi. Hele ki Çin örneğin sanılığından çok daha hızlı bir toparlanma sergiliyor belli rakamlarına bakıldığında. Keza dünyada gelen PMI'lar, global PMI'larda da yani biz bu sürecin bir 4-5 ay daha zorlu devam edeceğini düşünüyorduk. Ama bizim düşündüğümüzden çok daha hızlı ve erken gelmiş bir toparlanma var tüm rakamlara baktığımızda global anlamda. Dolayısıyla evet mesela karlılıklarda %40'lar civarında aşağı yönlü revizyonlar oldu ABD tarafında, Avrupa tarafında. Ama bunlar o düşüşte fiyatlandı. Şimdi bu kadar zorlu bir süreç muhtemelen hızlıca geride kalacak gibi bir fiyatlama var bence. Artı Avrupa borsaları Cuma günü gelecek olan kararla da çok desteklenecektir. Yani biz bunu Türkiye'de çok konuşmuyoruz ama burada Avrupa'nın önünde iki tane yol var. Ya mali birliğe gidecek veyahut da mali yani bu kriz sonucunda yeterli esnekliği gösteremeyip yok olacak. Eğer mali birliğe doğru gidecek ki Merkel buna çalışıyor. Macron Merkel planı aslında buna hizmet ediyor. Dolayısıyla bu süreç de bence endeksleri global tarafı da destekleyebilir. Ben daha çok dipten dönüşün şiddetinin satın alınmaya devam ettiğini düşünüyorum. Her gelen veri de bu görüşü bu arada destekliyor Zeliha. Ben bunun etkisi olduğu kanaatindeyim. Şimdilik. Şimdi bir de Amerika'ya dönelim aslında. Kasım seçimleri var evet ama pandemiden öncesine göre Trump'ın desteği azalmış gibi görünüyor. En azından Gizem Uzuner'in yapmış olduğu grafikler var işte anketleri bazen ara ara veriyoruz. Burada sabah 9'daki yatırım bülteninde bir 5-6 puan düşüş görünüyor. Biden daha lehine gelişiyor gibi duruyor. Bir taraftan Trump'ın da sert açıklamaları var. Kimin başkan olacağına göre de zannediyorum önümüzdeki dünyanın geleceği şekillenecek. Trump'ın açıklamalarında da Çin'le ikinci ticaret anlaşmasını faz anlaşmasını düşünmüyorum diyor. Araları bayağı gerildi. Sen nasıl okuyorsun, nasıl yorumluyorsun? Yani bugün onu der, yarın başka bir şekilde gelir ama aslında söylemlerinden ziyade politika net. Yani Çin'i sıkıştırıp Çin'in dünyadan aldığı payı
giderek artma ihtimali var. ABD'nin payını alma ihtimali var. Dolayısıyla da bunun önüne geçmek isteyen bir ABD politikası var. Değil mi? Seninle konuştuğumuz korumacı politikalar. Küreselleşmenin bizim anladığımız anlamda sona eriyor olması. Bu süreç devam edecek. Trump bugün A dese de, yarın B dese de aslında ABD'nin muhafazakarlaşma, daha korumacı politikalara geçiş süreci bence devam edecek. Bu Biden olsa da devam edecek, Trump kalsa da devam edecek. Benim görüşüm bu yönde. Değişen iktisadi sistem bence birazcık bu tarafa evrilmiş durumda. ABD seçimlerine gelince evet ciddi anlamda iki aydır bir farklılaşma var. Biden'ın alan kazandığı bir sürecin içindeyiz gibi gözüküyor. Kasım seçimlerinden önce bence piyasalar artık biz Ağustos'a tatil bittiğinde Eylül, Ekim'de ABD seçimlerini çok konuşmaya başlayacağız. Mesela demin seninle fiyatlamayı konuştuk. Bence ABD seçimleri artık yavaş yavaş fiyatlamalara yansıyor olacak. Volatil bir Ekim, Eylül-Ekim geçireceğimizi düşünüyorum. Aynı dönemde de Zeliha ikinci dalga gelecek mi gelmeyecek mi? O da bununla overlap ediyor. Yani üst üste biniyor olacak. Dolayısıyla böyle iki ay daha muhtemelen global borsaların görece iyi gittiği ama iki ayın ardından yeni fiyatlamaların özellikle seçim fiyatlaması ekonomik toparlanmanın şiddetine dair devam ediyor mu o fiyatlama artı ikinci dalga olup olmayacak mı bu üçünün ciddi anlamda fiyatlandığı bir sürece gireceğiz. Şimdilik tabii ki de Biden alan kazanıyor gibi gözüküyor ama birazcık böyle Eylül-Ekim'e geldiğimizde bakmamız lazım. Bu pandemi tarafı çok alan kaybettirdi, oy kaybettirdi gibi duruyor şu anda Trump'a. Ama dediğim gibi biraz daha Eylül-Ekim'i görmemiz lazım seçime dair yorum yapmamız için şu aşamada Trump kalacak mı gidecek miye dair. Ben açıkçası kalacağını da düşünüyorum hala daha ama dediğim gibi Eylül-Ekim'i görelim. Piyasa bayağı volatil olacak bence bu arada o dönem. Şimdi altın aslında piyasaların gördüğünü görmüyor gibi duruyor. Altın o gerginlikten besleniyor gibi duruyor. Biz altında göremiyoruz bu piyasa iyimserliğini. Sence? O birazcık ABD'de reel faizin de düşük kalmasıyla da alakalı Zeliha. Yani o grafiklere bakıldığında faiz düşükken altın destekleyici bir süreç oluyor. Dolayısıyla ben temelde altının bu şekilde desteklendiğini düşünüyorum. Artı paritedeki yükseliş hareketleri de keza hem Brent'te hem altın tarafında hafif yukarı yönlü hareketlerle sonuçlanıyor. Onu da azımsamamak lazım bence. Yani sadece makro veya piyasalarla açıklamamak gerekiyor bir takım verileri. Çok farklı faktörler olabiliyor alt dayanaklarda. Ben de altın fiyatında da daha çok şu anda parite hareketiyle düşük reel faizin etkisini daha dominant görüyorum açıkçası. Düşük ABD reel faizinin bu arada. Şimdi Elaria'nın birkaç sözü var. Onu bir bakalım. Arkasından bir cümle daha alacağım ben senden Gizem. Çünkü Elaria'nın dediği ekonomilerin uzun dönemli işsizliği bekliyor ekonomiler. Uzun dönemli işsizlik gibi bir süreç olacak diyor. Mali politikaların ötesinde kapsamlı mali reformlara ihtiyacı var diyor genel olarak dünyanın. Bir izleyelim arkasından Gizem'i de bir iki cümleyle yorumlatacağız. Şu an olumlu gelen veriler ile ve çok daha fazla belirsiz görünüm arasında büyük bir çekişme var. Ve bu belirsizlik görünümü içinde iki şeyi çok açık bir şekilde görebiliyoruz bence. Senkronizasyon yok ne ulusal ne de uluslararası seviyede ve çok daha büyük bir ayrıklaşma görüyoruz. Ve bu ayrıklaşma çok önemli ve kritik olacak hem ekonomileri ve hem de piyasaları anlama açısından. O hikayeye değineceğim ancak isterseniz olumlu güçlerden bahsedelim şu an için. Artı iyileşme ve kapasitenin altında kalabilecek ekonomik büyüme. Bunu sormak istiyorum. Bu hafta gerçekten kanıtlarının olduğunu gördük ki çok daha uzun bir süre kapasitenin altında büyüyeceğiz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunun ekonomimiz için, ekonominin potansiyel büyümesi için ne anlama geldiğini gerçekten biliyor muyuz? Bu hareketin yönünü biliyoruz ancak ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. Fakat kanıtlarımız var gelişen ülkelerden, örnekler var. Onlara ne kadar daha bakarsanız daha fazla bilgi edinecek olursunuz ve gelişmiş ülkelere sorulacak sorular da daha fazla olur. Çünkü biz yapısal bir şokla sarsılacağız.
Pekala ne biliyoruz? Biliyoruz ki potansiyelinizin altına ne kadar kalırsanız potansiyelinizi o kadar aşağı çekersiniz. İşte tam olarak da bu yüzden bazı şirketler potansiyelinin altında operasyonlarını gerçekleştiremezler. Restoranlar bunlara bir örnek, kapanırlar doğrudan. İşte tam olarak da bu yüzden işsizlik bir anda uzun vadeli, uzun süreli bir işsizlik sorunu haline gelir. Ve bu da çok büyük bir değişim ifade eder. Yani potansiyelinizin altında kalmak bu yüzden kötüdür. Kare kökü şeklinde bir... kare kökü simgesi şeklinde bir toparlanma göreceğiz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde bile bununla alakalı bir açıklama yaptı. Toparlanma kısıtlı olacak ve artarda gelecek dedi. Yani kare kökü simgesi şeklinde bir toparlanma bekleniyor. V şeklinde bir toparlanma beklenmiyor dünya için. Muhammed, biliyor musunuz bu politika yapıcıları, özellikle de merkez bankacıları çok korkutuyor. Gelecekteki potansiyel büyüme oranının düşmesinden çok korkuyorlar. Sizce politika hareketi nasıl olmalı önümüzdeki aylarda bu riskleri de düşünecek olursak? John, biliyor musunuz problem şu, sizin ne söylediğiniz gibi bu merkez bankacıları korkutuyor ancak siyasetçileri yeteri kadar korkutmuyor. Olması gereken, yapılması gereken bir şey var. O da şu, herkesin bunun üzerine anlaşması gerekiyor bu arada. Görevin paylaşılması. Merkez bankası büyüme için, istihdam için bütün her şeyi yüklenemezler. Onlar için, onların bunu gerçekleştirmek için araçları yok. Finansal piyasalar için araçları var ancak reel ekonomi için araçları yok. Evet Gizem, şimdi burada Elaria'nın söylediği kare kökü şeklinde işareti, kare kökünün işaret şeklinde bir düzel şeyden B şeklinde toparlanma beklemiyoruz diyor. Enteresan geldi bu. Şöyle düşünmek lazım Zeliha. Aslında kare kökün ilk başlangıç kısmı V şeklindeki toparlanma şu anda gerçekleşiyor. 3 tane fazı var yaşadığımız sürecin. Bunun ilk fazı gene kare kök gibi düşünelim. Aşağıya gelişti. Şimdi ikinci fazdayız. Dipten dönüş. V dediğimiz bu. Kare kökü dediğimiz şey de başladığımız noktaya çok uzunca bir süre gelemeyeceğiz. Potansiyelin altında büyüyecek ekonomi dediği Elaria'nın. Bu da üçüncü faz aslında ve 2021'den itibaren bizi bekleyecek olan faz. Dolayısıyla biri geride bıraktık, iki şiddetli toparlanmanın içindeyiz. Evet. Fakat kendisinin bahsettiği potansiyelin altında büyüme, ki böyle bir risk çok yüksek, şiddetli bir şekilde var. Bu da bizi üçüncü fazda 2021 sonrasında bekliyor olacak. Evet. Dolayısıyla da politikaların birbirinden ayrışmaması gerektiğinden bahsediyor dünyada. Gizem, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar dilerim. Sağ ol. Evet, Doktor Tuğberk Çitilce'ye gidelim. Biz iyi haftalar dileyim. Hemen başlayalım. Bu hafta ne bekleriz? Piyasalardaki veri takvimi çok yoğun. Seli Hanım, günaydın. Sağlıklı haftalar dilerim. Piyasaları anlamak için önce Tesla'ya bakmak gerekiyor. Piyasalarda tam anlamıyla bir Tesla şovu var. Piyasa değeri Amerika'daki bankaları geçti ve otomotiv sektöründe inanılmaz bir başarı hikayesi var. Fiyata bakınca sanki fosil yakıt dönemi bitti, elektrik çağı başladı. Ve bu Tesla'nın $1,500 üzerindeki muazzam rallisini destekleyen bir hikaye. Şimdi bu noktadan sonra ABD borsa endekslerinde Tesla'lı hareket 1500'ün üzerinde kalacak olursa bu da bizi S&P'de 3200-3300 bölgesine taşıyabilir. Dolayısıyla bu endekslerdeki hikayeyi anlamak için Tesla'nın arkasındaki bu fiyatlama dinamiğini çözmek gerekiyor. Haftanın genelinde Amerika tarafında bilanço sezonunu takip edeceğiz. Kârlar kuvvetle muhtemel en kötü dönemlerinden birini oluşturacak ve bu fiyat kazanç çarpanını en yüksek seviyelere taşıyacak. Ama piyasa buna adapte durumda olduğu için belki ABD bilanço sezonuna çok fazla tepki vermeyebilir. Avrupa Merkez Bankası tarafında zaten Lagarde yapacağını yaptığından dolayı yeni bir teşvik beklenmiyor. GCM yatırım araştırma ekibimle beraber toplantıda pas geçmesini bekliyoruz. Bütün bunların eşliğinde yeni haftada virüse rağmen piyasalardaki iyimserlik ön plana çıkıyor. Evet, peki az önce Gizem Özdoğ'a da sordum altın mevzunu ben. 1800'lerde dans eden bir altın görüyoruz. 1921 gördüğü en yüksek seviyeydi. Fakat birçok
kurum, yabancı kuruluş 2000 dolar ve hatta üstünü söyleyen de daha önce söylenmiş bir rakam vardı. Mesela 3000 dolar önümüzdeki süreç için, önümüzdeki 5 yıl, 7 yıl. Altın fiyatları noktasında ne söylersin? Altta besleyen, doyuran ne aslında? Çünkü piyasa aynı tepkiyi vermiyor, o riski öngörüyor ki Gizem altına düşük faizli tahviller da etki ediyor diyor ABD'deki. Sen ne dersin? Belirsizlik ana destekleyici faktör, negatif faiz ortamı, aşırı likidite, bütün bunlar ons altın için 1800 ve üzeri destekleyici faktör. Fakat son dönemdeki momentum kaybında belki Fed'in bilançosunun 7 trilyon dolar altına geçmesi. Çünkü burada kilit nokta bilanço büyürken evet altın için işler iyiydi ama şimdi Fed piyasada etkin değil ve yavaş yavaş bilançosunu küçültecek olacak ise bu altın fiyatını negatif yönde etkileyecek. Belki fiyatlama tarafında altınla gümüş arasında bir kıyaslama yapılarak altın mı daha iyi gidecek, gümüş mü daha gidecek? Burada da rasyoya bakmamız gerekiyor. Altın gümüş rasyosunda şu anda aşağı yönlü bir hareket var. Bu da gümüşün daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. 200 günlük ortalamasında 95-45 seviyesinde oldu da bu ortalama aşağı yönlü kırılacak olur ise gümüş altına göre daha iyi performans gösterir de bu da belki kısa dönemli olarak 1800'ün üzerinde kalma potansiyelini azaltabilir ama mevcut dinamikler eşliğinde altının orta dönemdeki olası yukarı yönlü hareketi için tüm faktörler devrede. Peki bugün sanayi üretim verisini alacağız biz. Mayıs ayına ait ne bekleniyor? Zaten virüsten dolayı üretim durdurmasına geldi. Ve şok bir negatif sanayi üretimi verisini aslında piyasa bir yönde adapte durumda. Bu gelecek veriye bağlı olarak da 31 Ağustos'ta açıklanacak büyüme rakamına ilişkin tahminler daha net şekillenmiş olacak. Düşük çifthaneler mi yoksa yüksek çifthaneler mi olacak? Bunun ön sinyallerini alıyor olacak. Doktor Tuğbak Çütilci, çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyorum. Efendim bir araya gidelim, aradan sonra devam ediyoruz. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Ve 13 Temmuz Pazartesi sabahı itibariyle ABD vadeliler yeşilde görünüyor. Dow Jones vadeli %0.59 primle işlemlerine devam ederken Nasdaq tarafında %0.4'lük bir prim var. 10.881 seviyesinde ve S&P 500 vadeli de 3.193 seviyesinde %0.46 primle işlemlerine başladı. Şimdi birkaç haber akışı var Amerika piyasasıyla ilgili. Bunlardan bir tanesi Amerika'dan Fransa'nın dijital vergisiyle ilgili vergisine dair misilleme haberiydi. Ne yapmış? İşte Fransa dijital vergi uyguluyordu Amerika'daki şirketlere. Hangi firmalar etkileniyordu bundan? Habere göre en fazla Google, Facebook, Apple, Amazon gibi şirketler bu karardan etkilenecek deniliyor. Bunun dışında ABD ne yaptı misilleme olarak? 1.3 milyar euroluk Fransız ürününe %25'lik bir gümrük vergisi getirdi. Ocak başı itibariyle başlayacak bu vergilerin uygulanması ve tebliğde kozmetik gibi el çantaları gibi ürünlerin de söz konusu tarifeye dahil olacağı ifade edildi. Bir başka haber akışı yine Amerikan piyasalarıyla ilgili, aslında bu da önemli. Biraz önce Dr. Tuğbak Çitilci de bahsetti. Tesla'nın değeri Ford, BMW ve Daimler ve General Motors'un toplam değerini geçmiş durumda. Son bir yılda %500'ün üzerinde artmış durumda. Toyota'yı geçti. 286 milyar dolara çıktı normal piyasa değeri. Toyota 200 milyar dolar civarındaydı. Tabii Elon Musk'a da yaradı. Bu Elon Musk da Bloomberg'ün milyarderler endeksine göre 70 milyar dolarla dünyanın en zengin 7. kişisi oldu. Vadeli tarafta haber akışları böyle. Tabii bakacağız önümüzdeki saatlerde hangi haber başlıkları spot piyasayı da etkileyecek. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. İkinci el online notoda ilk 3 sırayı Volkswagen, Renault ve Ford paylaştığı haberi var. Detaylandıralım.
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ilk yarıda en çok tercih edilen 3 otomotiv markası Volkswagen, Renault ve Ford olarak sıralandı. Online ikinci el araç pazarında binek araçta en fazla Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi diyor. Yılın ilk 6 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı 2019'un aynı dönemine göre %12 artarak 939.467 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında 838.379 adetlik satış gerçekleşti diyor Bloomberg.com'da öne çıkanlarda. En çok satılan 10 markaya da yer vermiş. En hızlı satılan da şöyle demiş: Peugeot ve Fiat. Bu dönemde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 33 gün olurken en hızlı satılan markalar 29 günde Peugeot ve Fiat oldu diyor. En yavaş satılansa 39 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz diyor. Passat, Clio, Focus ilk 3'te olduğunda ifade ediyor. Ticaride en fazla satılanlara da yer vermiş haberinde. Ve diğer haberimize bakalım ki vadeli piyasaları aktarırken size bu detayı da geçtim. Tesla'nın değeri Ford, BMW, Volkswagen, Daimler ve General Motors'un toplamına geçti diyor. Tesla hisselerinin son bir yılda 250 dolar seviyesinden 1500 dolar aşarak %500'ün üzerinde yükselmesiyle ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi dünyanın en değerli otomobil üreticisi oldu diyor. 286 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Tesla yaklaşık 200 milyar dolarlık Toyota'yı geride bıraktı. Hatta Tesla'nın borsadaki ani yükselişiyle ulaştığı değere onlarca yıllık mazisi olan Ford, Volkswagen, BMW, Daimler ve General Motors'un toplamı dahi yetişemiyor diyor. Mayıs ayı itibariyle Tesla'daki hisse opsiyonlarından 1.8 milyar dolara hak kazanan Elon Musk, 2 ay içerisinde ikinci kez turnayı gözünden vuracak diyor haberin detayında. Tesla hissedarları tarafından 2018 yılında onaylanan ödeme paketine göre Musk şirketten herhangi bir maaş ya da nakit bonus almıyor. Bununla birlikte şirket bir dizi operasyonel ve piyasa değeri hedeflerini tutturduğu sürece Elon Musk 10 yıl boyunca 12 eşit dilim halinde toplamda 20.3 milyon hisse opsiyonu veriliyor diyor haberin detayını. Bloomberg.com'da bulabilirsiniz. Devam edelim biz yerel basınla. Öncelikle Habertürk.com'la başlıyoruz. Koronavirüs temassız ödemenin payını arttırdı haberinin detayına bakalım. Yapı Kredi'nin açıkladığı verilere göre pandemi döneminde temassız ödemelerin payı 2 kat arttı. Küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği koronavirüs salgını süresince toplum sağlığının korunması en büyük öncelik haline geldi diyor haberde. Bununla birlikte salgın hem tüketici davranışlarında hem de harcama tercihlerinde birçok değişikliğe neden oldu. Pek çok tüketicinin öncelik ve ihtiyaçları değişti. Dolayısıyla harcamalar da bu doğrultuda şekillendi diyor. Ve diğer haberimize de bir bakalım. Yine Habertürk.com'dan. Bitkisel yağ ihracatı %350 yükseldi. Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Haziran ayında bitkisel yağ ihracatının %350 yükseldiğini bildirdi. Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği son bir senede ihracatını 388 milyon dolardan 514 milyon dolara çıkardı. Birlikten yapılan açıklamaya göre bitkisel yağ ise Haziran'da %350'lik yükselişle en çok artış gerçekleşen ihracat kalemlerinden biri oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tercih, 2019 ve 2020'nin ilk yarısında artış rekortmeni olduklarını söyledi. Bunun detayına baktığımızda Tercih bunun yanında Haziran'da yeni bir rekora daha imza atarak 6 ayda çok iyi bir performans sergiledik. Hububat, bakliyat ve yağlı tohum sektörümüz %179'luk artışla ihracatını 47.7 milyon dolara taşıdı. Son bir senelik dönemde ise ihracatımız %32 arttı diyor. Dünya Gazetesi'ne geçelim. Dünya Gazetesi'nin manşetinde geçici teşvik değil, kalıcı çözüm lazım haberine yer vermiş. Otomotivci yeni strateji istiyor. Sektör iç pazarda tam kapasite, dışta rekabeti korumak için çalışacak diyor. Türkiye pazar koşullarını çalkantılı olarak niteleyen Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Haydar Yenigün, sektörün kısa vadeli teşvikler yerine orta ve uzun vadeli stratejik plana ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Yenigün,
Sektörün diğer önceliklerini çekici yatırım ortamı, öngörülebilen iç pazar ve değişen ekosistem, rekabetçiliğin korunması olarak sıraladı. Detayına baktığımızda Mertcan Kaplanoğlu CEO, EDAK Türkiye'nin CEO'su 30 mühendisten oluşan bir ekip kuruyoruz diyor. Yine Gülcan Karakaş, EDAK'ın gelmesi ekosistem hedefimizin kanıtı diyor. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Düşük faiz etkisi. BDDK verilerine göre bankaların kampanyasından sonra konut ve taşıt kredilerindeki artış dikkat çekiyor. Haziran başında kredi faizinin düşürülmesinden sonra Ocak'ta 199 milyar lira olan konut kredileri 26 Haziran'da 230 milyar, 3 Temmuz'da 239 milyara yükseldi. Bu yılın başında 7 milyar lira olan 29 Mayıs'ta 7.1 milyar liraya çıkan taşıt kredileri de 3 Temmuz'da 8.6 milyar liraya çıktı. Konut kredilerinde kamu bankalarının önemli paya sahip oldu diyor. Birkaç tane de detay vermiş. Emlakçı ve bayilerde yoğunluk. Bankalar tarafından konut ve otomobil satışları için verilen düşük faizli krediler piyasada hareketlenmeye neden oldu. 3-4 ay öncesine kadar günde 10 müşteriye ev gezdirdiklerini söyleyen emlakçılar randevu sistemiyle müşteriye 2 gün sonra dönebildiklerini ifade ediyor. Yine bakalım biraz daha detayını haberin. Haftada 8 milyar liralık bir artış var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 3 Temmuz tarihiyle haftada TL krediler 2 trilyon 116 milyar liraya yükseldi. 26 Haziran tarihiyle haftada veriler TL krediler 2 trilyon 97 milyar liraydı. Bu haftada 18.9 milyar liralık artış oldu. Kamu bankalarının kredileri ise 26 Haziran tarihiyle haftada 1 trilyon 42 milyar liradan 1 trilyon 56 milyar liraya yükseldi. Kamu bankalarının verdiği kredideki artış 14 milyar lira oldu diyor. Artışın 7.2 milyar lirası da kamudan olduğu da ifade ediliyor. Devam edelim biz Sabah gazetesine bakalım. Alışveriş harcaması %200 yükseldi. Harcama artışlarına şöyle bir rakamlara dökmüş Sabah. Giyimde %200, restoranda %200, seyahatte %170, mobilyada %76, akaryakıtta %58, elektronikte %39, markette %12. 1 Haziran'da başlayan normalleşme alışverişe de yansıdı. Giyim ve restoran harcamaları %200 oranında artış gösterdi. Normalleşme süreciyle birlikte alışveriş harcamalarındaki artış %200'lere ulaştı. Yapı Kredi'nin verilerine göre diyor gazete. 16 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında pandemi sürecinde toplam alışveriş harcamaları %17 düşerken 1-30 Haziran arasındaki normalleşme sürecinde salgın dönemine göre %37 arttı diyor. 3 işlemden birinin de online olduğunu ifade etmiş. Pandemi dönemindeki evde kal çağrılarıyla birlikte tüketicilerin internet alışverişine yöneldiğini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, müşterilerimizin yaptığı her 3 işlemden biri internet alışverişi olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgını öncesi bu oran her 5 işlemden biriydi. Normalleşme süreci olarak değerlendirdiğimiz 1-30 Haziran tarihleri arasında e-ticaret alışveriş cirosu pandemi dönemi öncesine göre %22, pandemi dönemine göre ise %14 artış gösterdi diyor. Son gazetemize bir bakalım, Milliyet. Milliyet gazetesinde turizmde mor atak. Türkiye'de lavanta üretiminin %90'ını karşılayan Isparta Keçiborlu'ya bağlı Kuyucak Köyü 250 kişilik nüfusuna karşın hasat dönemi mor manzarasıyla 1 milyon turist çekiyor. Hedef 1 milyon turist demiş gazete. Lavantanın bir demeti 20 liradan satılırken lavanta suyu 30 lira, reçeli 35 liradan alıcı buluyor. Geçen yıl 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği lavanta bahçelerinde bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi sayısında artış olmayacağı ancak 1 milyonları bulacağı tahmin ediliyor. Antalya'da yaşayan ve lavanta bahçelerini görmek için Kuyucak Köyü'ne gelen yerleşik Rus asıllı Alisa Erpek, lavantaların çok güzel koktuğunu ve muhteşem bir gün geçirdiklerini söyledi. Lavanta bahçesini sosyal medyadan görüp merak ettiği için geldiğinde belirtmiş Pelin Koza. Evet, ilk sözü burada sona erdiriyoruz. Birazdan sabah raporuyla Açıl Sezer karşınızda olacak. Ben de saat 9'da yatırım bülteniyle karşınızdayım. Şimdilik hoşçakalın.